nereden çıktın? Senin çıktın ya. Aslında oyun 1918-19'da yazılmış bir oyun. Bir Fransız oyunundan. İyi Galip Arcan adapte ediyor. İlk adaptasyonu yapan. Daha sonra şehir tiyatroları oynuyor. Nejat Baba da 1950'li yıllarda yeniden uyarlayıp oynamaya başlıyor. Uzun yıllar Nejat Uygur Tiyatrosu'nun repertuarında kalan bir oyun. Ara ara da oynadığı bir oyun. Daha sonra Ali Orası Tımarhane mi ismiyle de oynuyor oyunu. Oyunun bir özelliği yani... Alt yazıda da yazdığı gibi afişin asabi bir komedi. Gerçekten sinir bozan, çok iyi kurgusu olan, çok basit ama çok iyi, çok sağlam kurgusu olan bir komedi. Bir başka özellik de istediğin gibi içinde oynayabileceğin şekilde yazılmış bir, güncelleyebileceğin şekilde de yazılmış bir komedi. Bütün roller çok iyi yani. Sadece Süheves Uygur'un rolü değil, diğer roller de çok güzel roller. Biz bunu babam Ali Orası Tımarhane mi diye oynarken Behzat da ben de babamla beraber yıllar önce oynamıştık. Dediği gibi ara ara oynamıştık. İşte Behzat komutan rolündeydi o zamanlar. Gene komutan rolünde oynuyor. İşte ben askerlerden ikisini hem Şemsi karakteri hem de Necdet karakterini oynadım. İşte birkaç senedir düşünüyorduk Marco Paşa müzikali devam ederken Süt Kardeşleri yapsak mı etsek mi falan diye. Aslında seyirciden gelen istek üzerine. Seyirciden gelen onu anlat evet. Yani biz Marco Paşa müzikalini hala da oynuyoruz. 6. sezon oynarken bir Nejat Uygur oyunuydu o. 30. yılımızı biz bu yıl kutluyoruz Behzat Uygur Tiyatrosu olarak. Bu 30 yılda 3 tane Nejat Uygur oyunu oynadık. Diğer oyunlar hep yeni oyunlardı. Marco Paşa müzikalinin finalinde seyircilerden böyle ayakta coşkuyla alkışlarken Nejat Uygur repertuarından istekler gelmeye başladı. İşte Cibali Karakol'unu da oynayın, Süt Kardeşleri de oynayın, Minti Minti'yi de oynayın. Hani şarkıcılardan böyle kağıtta şarkı isterlerdi ya şimdi var mı hala adet bilmiyorum ama. Onun gibi biz de değerlendirdik, Süt Kardeşleri repertuarı aldık. İyi ki de almışız ilk oynandığı günden itibaren. Hem seyircinin ilgisi çok güzel. En önemlisi de kahkahalar atması. Yani böyle oyunu içinde şuna dikkat ediyoruz. Şimdi böyle günümüzde sosyal medyada şuradan ayrılamıyoruz. Şu telefonları tiyatroda bile kullanır hale geldik. Ama bu oyunda dikkat ediyorum telefonları çok kullanmıyorlar. Bir tek finalde kullanıyorlar. Yani o kadar kahkaha atıyorlar, o kadar oyuna konsantre oluyorlar ki bir süre sonra bu telefonlar bırakılıyor ve oyuna konsantre oluyorlar. Oyunun finalinde videoya çekiyorlar. O yüzden uzun yıllar süreceğe benzer Süt Kardeşler. Dünyanın da birçok yerinde Yunanistan dahil olmak üzere, daha Yunanistan'da yeni oynamış bu oyun. Dünyanın da birçok yerinde de oynayan bir oyun bu. Oyuncuların da keyif aldı. Yani keyif aldığını şundan biliyoruz. Mesela kuliste rolü biten hiçbir oyuncu sahne arkasından ayrılmıyor. Kulise geçmiyor ve oyunu seyretmeye devam ediyor. Yani rolü yoksa bile bu bir tiyatro için çok önemlidir. Biz yani, de bazen onlar için de oynuyoruz değil mi? Evet. Biz de onları seyrediyoruz bizim olmadığımız sahnelerde. Onlar bizi seyrediyorlar ve oyuncular da oyunu seyrediyor ki bu bir tiyatro için bulunmaz bir nimettir. Yani o oyunun daha iyi enerjiyle oynaması için. Süt Kardeşler afişinde de yazdığı gibi gülme garantili, kahkaha garantili, seyircinin mutlu ayrılacağı, en önemlisi mutlu, yüzünde gülümsemeyle ayrılacağı, eski dönemde oyunlarda olduğu gibi hafızalarında repliklerin kalacağı. Bu çok önemli. Çünkü bir oyundan çıktıktan sonra mutlaka hafızanızda bazı replikler kalmalı. Bazı bölümler kalmalı. Hatta o bölümler sizin hayatınızın içinde de bir anlam teşkil etmeli. Hayatın içinde de kullanmalısınız geçen o replikleri. Şey aklıma geldi Behzat. Sen bana soruyorsun ya kimse de ben ayağımı böyle yapıyorum. Elçer diyorum. Bir tane oyundan sonra aynen öyle yaptı. Geldi. Elçer ayağımı mizansına yaptı. Yani işte tam da demek istediğim bu. Bu oyundan da çok akıllarında replikler kalıyor seyircilerin. Bu da bizi mutlu ediyor. Bayağı yeniledik. Zaten güncel her espriden yararlanıyoruz. Bu sosyal hayatın içinde olan, siyasetin içinde olan her bir şeyden yararlanıyoruz. Hicvediyoruz. Ama bizim hicvettiğimiz herkes kim hicvediliyorsa ustamızdan da öğrendiğimiz gibi kimi eleştiriyorsak, hicvediyorsak onun da gülebileceği şekilde hicvediyoruz. Zaten bu orta oyunda geleneksel tiyatroda da var olan bir unsurdur güncelden yararlanmak. Biz de Süheyl de ben de bundan bol bol yararlanıyoruz. Sağ olsun sosyal hayatta ve siyasi hayatta da bolca malzeme var. Bunlardan yararlanabiliyoruz. Seyircimiz de bunu bildiği için, yıllardan beri alıştığı için bu beklentiyle de geliyorlar. Tabii özellikle de mesela sahnede oyun dışı bir şey olduğu zaman, geliştiği zaman ister istemez, Behzat da ben de yıllardan beri yaptığımız şeylerde bu oyunda da oluyor. Oyunu kesip başka bir yerlere gidebiliyoruz. Bu da seyircinin çok hoşuna gidiyor. Süre çok sivriliyor bu oyunda. Gerçekten sivriliyor çok. Sen iki oyundur bana bunu söylüyorsun biliyor musun? Marco Paşa ben kullanıyorum ha. Kötü mü oynuyorum acaba? Yok ya. Bıyık altın yapıyorsun bana anlamıyorum. Marco Paşa'da da öyle. Çok met ediyor beni. Yani mesela ne ödülleri? Met etmesek acayip, met etsek acayip. Allah Allah. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sen de iyisin.
Kadromuzdan da bahsetmek isteriz. Değil mi Besat? Tabii ki. Mesela Marco Paşa'da devam ediyor halen. Emine Ün. Annemin eski oynadığı rolü oynuyor. Bagize karakteri. Ondan sonra Elif Gönlüm bu sene katıldı aramıza. Elif Gönlüm'ün ilk tiyatro sezonu. Ama çok seviyor tiyatroyu. Seviyor. Sahne de ona disiplinli. Yakıştı. O da sahneye yakıştı. Nurten İnan var. O bizim biri. Evet. Bizle beraber. Daimi oynuyor. Ömer Yılmaz var. Ömer Yılmaz ayrıca dansları da, koreografi de yaptı. Tabii. Oyunun müziklerini de Ercan Saatçi yaptı. Ercan Saatçi'nin de ilk tiyatro oyunu müzikleridir. Ama Ercan daha önce Teneköy'ü yapmadı mı mesela? O daha kısa diyelim ona ama yaptı, biz de yaptı ama bu daha büyük kapsamlı. O Jingle gibi biraz. Gibi, evet. Ondan sonra Mesut Yılmaz var oyuncularımızdan. Genç oyuncularımız. Hemen şey, siyasetçi zannediyor. Diren genç Mesut Yılmaz öyle denk geliyor. Ne yapalım yani ondan sonra. Hakan Eke var. O da bu sene transfer oldu. O da bu sene. Çok yetenekliler. Gençlere önem verdik bu sene transferde. Altyapıdan seyirciler çok beğeniyor. Çok beğeniyor. Hepsinde de belli bir disiplin var. Zaten biliyorlar Süheybest Uygur Tiyatrosu'nun prensiplerini. Prodüktörlüğümüzü Çiğdem Uygur yaptı. Evet. Işık'ta Derya Hızlısoy var. Kostüm Serap Koç yaptı. Dekoru Batuhan Bozca da yaptı ama her bir şeye biz karıştık tabii. Tabii ki. Tek ekibimiz var. Şimdi soyadlarını bilmiyorum ama Hamza Yalçın, İzzet abiye değil mi? İzzet onlar abi. Tabii emek veriyorlar. Tam olarak bir takım oyunu diyebiliriz. Arkadaşlarımızla oynayan her karakter bir önce çok önemli karakterlerin ve çok önemli oyuncuların oynamasına rağmen kendi imzalarını atmayı başardılar. Bu da çok önemli. Bir sinema versiyonu da olmuş bir oyun bu, biliyorsunuz. Ona vücut da böyle bir şey zaten. Kendi katmasıyla. Orada da çok önemli ustalar, çok önemli ustalar vardı. Ama kendi imzalarını atabilmeleri çok çok önemliydi. Yani seyirci geldiği zaman bir süre sonra bir önceki oynayan ustaları hatırlamıyor ve bu çocukları, bu gençleri hatırlıyor. Oyunun sonunda da tüm o ustalara zaten alkış gidiyor. Oyunun böyle bir manevi tarafı da var. Tek Besat yönetmedi veya ben tek başıma yönetmedim. İşte Besat bir şeyler söyledi. Besat'ın aklına gelmeyenleri ben tamamladım. Benim aklıma gelmeyenleri Besat tamamladı. Öyle bir aslında diğer oyuncu arkadaşlar da yönetirken oyunda fikirleri söylediler. Bakarız dedik. Olursa, yeri tutarsa tabii ki koyabilirsin. Oyla işlerine Besat da benden çok açımdır. Ama bizden izin almaları şartıyla. Çünkü ters bir laf da söylenebilir malum. Ağzına ters bir laf da çıkabilir. Yani çok keyifli bir şey. Oyun prova süreci oldu. Ben çok mutlu oldum. Yani. Oyunun, tiyatronun bir özelliği bizce, bizim yaptığımız tiyatroca, başka tiyatroları bilmem, hiçbir şey değişmez değildir. Yani bir oyunu yönetirsiniz, sahneye koyarsınız. Tabii. Bir akıcılığı vardır ama zaten bu canlı oynanan bir sanat dalı, sinema, televizyon gibi değil ve her şeyi değiştirebilirsiniz oyunu. Her gün yeni bir şey koyabilirsiniz ya da çıkartabilirsiniz. Tiyatronun en keyifli tarafı bu zaten. Biz de bundan bol bol yararlanıyoruz. Yani oyunda her gün değişiklikler yapabiliyoruz. Belki yeni bir sahne ekleyebiliyoruz. Belki bir sahneyi çıkartıyoruz. Artık güncelliğini de kaybediyor. Babadan da geçti bize tabii. Baba tabii öyle o ekol, Neşet Uygur ekolinde baba de var. Baba mesela oyunun son günü espri verirdi. Son artık bitecek, bir daha oyun oynanmayacak. Arkadaşlar böyle şaşırırdı ya. İşte oyun bitiyor falan ama durmaz mesela. İşte son gün ne bileyim dekoru değiştirdi vesaire vesaire. Mesela burada arkadaşlar şaşırıyorlar. Bu oyunu o kadar çok seviyorum ki. Diğer oyunları tabii çok seviyorum. Bu oyun benim için çok farklı bir şey. Birinci perde hiç yokum ama insanlar inanılmaz eğleniyorlar ve inanılmaz gülüyorlar. Birinci perde yokum ama ve lakin birinci perde rolündeymişim, rol oynayacakmışım gibi. Arkadaşlardan hemen hemen oyun atıyorum 9'da başlıyorsa ben 8 gibi birinci perdedeki kostümümü giyerim ben yani. O arkadaşlar şaşırırlar ama onu kostümü giymek, orada işte oyunu seyretmek, birinci perde o kostümle beraber arkadaşları seyretmek, onlarla beraber ruh yaşamak, taşımak. Kaç dedin oyun? 8-8.5 dedi. Artık 9'da, eskiden 9'da başlıyordu. Örnek verdim ben zaten. Tek 9'da başlayan oyun kalmadı. Ama örnek olarak gece 2'de diyebilirim. Ya, ama doğru bir örnek olmaz seyircilerimiz. 7'de de var bazen oyun saati. 7'de oluyor, 15'de 7.30 oluyor, 20-20.30 oluyor ama artık eskiden 9-9.15'de oynanırdı. Artık oynanmıyor. En çok da bu bölümleri verin. dekor, kostüm de rejide daha çok ben ve prodüktörümüz Çiğdem ilgilendik. Dekorla da birebir ilgilendik. Kostümle hala da ilgileniyoruz. Yeni kostüm. Oyunun müzikleriyle keza öyle. Ercan Saatçi çok şahane. Oyunun ruhuna uygun. Çünkü oyun 1960'larda geçiyor. Evet. O döneme uygun. Çok hareketli. Hem bizden özellikler taşıyan hem de o dönem biliyorsunuz daha çok bu caz vesaire gibi müziklerin daha sevildiği bir dönem. Blues'lar falan.
Çok keyifli, çok güzel bir müzik oldu, müzikleri oldu oyunun. Her şeyle dört dörtlük o dönemi anlatan, akılda kalacak bir klasik oldu Süt Kardeşler aslında. Allah oyun olmadığı zaman oyun olsun diye böyle dört gözle bekliyorum. Ya bu ne önemli bir şeydir. Yani oyunu özlemek çok önemli ki bütün oyuncular özlüyor. Seyirciler de çok özlüyor ki birkaç defa gelen seyircilerimiz var. O da bizi mutlu ediyor. Şeyi de söylerim mesela işte sen veya ben Instagram'da bir şey paylaştığımız zaman. Nerede? Özellikle Instagram'da. Instagram? Instagram mı? Ben o dünyadan biraz uzağım da. Ondan sonra, biraz mı? Bir tweet çeker misin dedi bana geçen gün ya. Telgraf mı dedim bu ya. Tweet çekmek ne? Onun altına yorumlarda şey yazıyor işte. Diyarbakır'a gelecek misiniz? Urfa'ya Denizli'ye, Balıkesir'e mümkün mertebe her yere geleceğiz. Yeter ki organize olunsun. Biz Türkiye'nin her yerini defalarca gezmeyi çok seviyoruz. Bundan sonra da böyle devam ediyoruz. Bugün şeye çok kalbim acıdı diyeyim. Diyarbakır'a ne zaman geleceksiniz dediler. Çok haklılar. Doğu'ya Urfa. Birkaç yıldır turne yapmıyoruz ki Neşet Usta'nın, ustamızın bize en büyük öğütü sadece İstanbul, İzmir, Ankara'da yapmayın. Özellikle Doğu'ya götürün tiyatroyu. Oranın insanın tiyatroya çok ihtiyacı var diye. Biz de hemen hemen bir 2-3 yıldır o bölgeye gitmiyoruz. En kısa zamanda onun organizasyonunu yapacağız. O bölgede güzel bir Süt Kardeşler turnesi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah şartlarda el verirse. Sosyal medya dünyasında hep onu söylüyorum. İşte Instagram'da takip sayısına falan bakıyorsunuz ya. Eskiden millet mesela yolda yürürken seni birisi takip ettiği zaman kıllanırdın, huylanırdın. Şimdi niye takipçim az diye üzülüyorsun? Ha? Evet. Yalan mı? Ben sizin takipçinizim dedi. Oyun sahnede seyrediyorlar. Bir yerde bilet bitmişti. Sahneye yer sattık. Tabii ister istemez interaktife de giriyor. Sen ne yapıyorsun? Ben dedi sizin takipçinizim. Oğlum bu kadar da takip etme dedim. Yani sahnede rahat bırak artık. Takipçiler artık takipçi gibi değil. Arkadaşız. Niye o takipçi olsun? Yani bizim sosyal medyada tiyatromuzdaki ilişkimiz neyse seyircimizle. Süheyl'in öyle değil. Çünkü gerçekten teknoloji konusunda çok fena. Yani seyircimizle tiyatroda ilişkimiz neyse sosyal medyada da öyle. İçimizden geldiğince hiçbir profesyonel ruh katmadan, düşünmeden, aman bugün şöyle bir şey paylaşayım da şöyle yapayım da gibi şeyleri düşünmeden çok içgüdüsel paylaşımlar yapıyoruz. Hatta Uygur Gösteri hesabına da hani daha kurumsal olmasına rağmen müdahil oluyorum ama bu şey gibi de yapmak istemiyorum. Hani böyle şimdi belediyelerde moda oldu belediyelerin sayfasında böyle sempatik şirin belediyecilik ve sosyal medya paylaşımları, futbol takımların arasında oldu. Hani orası daha resmi kalsın istiyoruz Uygur Gösteri sayfalarını ama yakında galiba orası da bozulacak. Ama şöyle bir şey ben geçenlerde gördüm Instagram'da. Nerede? Instagram'da ondan sonra arkadaşın eski bir fotoğrafını paylaşmış. Altına da yazmış. Hala likelaşırız diyor. Hani hala görüşürüz değil. O kadar yani. Evet. Değil mi? O hale geldi. Üzücü durumlar. Mart ayında Profilo'da var. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde bir defa Profilo'da oynuyoruz. Ona bekliyoruz tüm tiyatro severleri. Bunun yanı sıra hayır şeyde var. Biletix'ten bakalım ya. Biletix şöyle. Buradan okuyayım isterseniz yani ben de çünkü çok yoğun programımız var. 10 Mart'ta Çorlu'da oyunumuz var. 14 Mart'ta Bakırköy'de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde var. Kimi söyleyeyim ben? 17 Mart'ta Bursa'da Akademi Odalar Birliği'nde var. 22 Mart'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde var oyunumuz. 23 Mart'ta Kocaeli'de var, Sabancı Kültür Merkezi'nde. 27 Mart'ta Profilo'da Büyük Salon'da oyunumuz var. 28 Mart'ta Torium'da var. Bunun dışında diğer oyunlarımız da var. Biletix'ten buradan biletlere ulaşabilirsiniz. Daha sonra Nisan ayında da devam edecek oyunlarımız. Sonra da yaz turneleri. En sevdiğimiz, en keyifli turnelerdir yaz turneleri. Tabii onun keyfi başka. Süt Kardeşler devam edecek.